Kılıçdaroğlu mu kazanacak, Erdoğan mı kazanacak? Sanki merakın ötesinde... Ne, kimi istiyor? Tercihi var gibi. Erdoğan'ı istiyor. Neden? Hatta şöyle, şu anda sürdürülen Ukrayna siyasetinden, Ukrayna Savaşı siyasetinden ziyadesiyle memnun. Bu konuda ben tabii geçen hafta bu konuda Putin'e mesaj da attım zaten. Yani hem Türkçe, hem İngilizce, hem... Öyle mi? Ben kaçırmış mı? Evet, evet. Sosyal medyadan mesaj mı attınız? Evet, doğrudur. Yani hem Kremlin'e adresledim, hem Ankara'daki Büyükelçiliğe adresledim. Çünkü hem Moskova basınını izliyorum, hem oradaki siyasetçilerin söylemlerini izliyorum. Görüyorum ki Erdoğan'a bel bağlamışlar. Yani işte özellikle Akkuyu nedeniyle Türkiye'ye sokulan $15 milyar söz konusu. Bunun da ötesinde $20 milyar bir doğalgaz ödemelerin ötelenmesi var. Peki bugüne kadar Rusya Federasyonu Türkiye'ye böyle bir kolaylık yaptı mı? Hayır. Niçin şimdi yapıyor? Seçime doğru gidiyor. Erdoğan kazansın diye. Ve bakıyorum, hatta öyle yorumlar var ki, Dugin'in de var mesela. İşte özellikle Türkiye'nin rotasını batıdan doğuya çevirdiği, Avrasyacı siyaset uyguladığı, hatta Türkiye'nin esenliği açısından 2040'a kadar kalması gibi böyle çok önemli yorumlar yapılıyor. Bir de ben işte oradaki hack gruplarına bakıyorum. Ne gibi çalışmalar yapmış. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime müdahalesi konusunda ama kabul edersiniz ama etmezsiniz iddialar var. Ben de yani mealen şöyle bir mesaj attım. Türkiye için kredibilitesini kaybetmiş ve dış dünyada hiçbir ne bileyim itibarı kalmamış bir iktidarı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının demokratik iradesi dışında destekliyor olmanızı dedim. Şaşkınlıkla izliyorum. Sizden beklenen böyle bir komşunuza karşı, tarihi bağlarımız olduğu bir komşunuza karşı bu tür seçime müdahale etmek değil, demokratik iradenin tecellisi için izleyip görmeniz. Çekin ellerinizi Türkiye'deki seçimin üzerinden diye neden böyle bir mesaj atmadınız? Madem Putin'e buradan mesaj atıyorsunuz Türker Bey. Diplomatik bir ifadeyle. Sonunda şöyle düşünüyorum ben. Yani Ruslar bizim komşumuz. Onlarla tarihi derinliğinden itibaren hep beraber yaşadık. Yine beraber yaşayacağız. Yani karşılıklı güvene, saygıya, çıkara dayanan işbirliğini yeni iktidar döneminde de sürdüreceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kemal Bey'in açıklaması. Geleceğim size İlhan Hanım. Veda edeceğim birazdan, sonra yorumunuzu alacağım. Gerçekten çok dış politika açısından çok onurlu bir mesaj olduğunu, çok onurlu bir mesaj gönderdiğini Avrupa Birliği'ne düşünüyorum. Çünkü bugünkü siyasi iktidar Türkiye'yi adeta para karşılığında açık sığınmacı kampı haline getirdi. Peki. Yani Avrupalı parayı veriyor. Bunlar Türkiye'yi bir şekilde demografik yapısını bozacak, suç unsurlarını arttıracak, gerginliği, kutuplaşmayı arttıracak, ne bileyim sonuçlar doğuruyor. Bakın, bir siyasetçi olarak şöyle şeyler de söyleyebilirdi Kemal Bey. İşte zamanı gelince bu konu üzerinde çalışacağız. Karşılıklı, ne bileyim, hiç böyle bir şey demedi. Net tavır koydu. Niçin önemli? Çünkü siz bir seçime gidiyorsunuz. Dış dünyanın bakış açısı, ağırlık koyması önemli olduğu için daha ikircikli, sonrasına yönelik mesajlar verebilirdi. Hayır, Türkiye'nin çıkarlarını esas alan çok net bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Peki. Özgür Deniz diyor ki, o da tweet atmış, I speech kürsü demiş. I speech kürsü demiş. Özgür Bey, siz bir şey mi hatırlatmaya çalışıyorsunuz bize? Anlamadım.